Yine aynı miktar mı getirdiniz bize? Göstersene. Siz iyi çalışan çocuklarsınız. Çok memnunuz. Tamam. Hadi görüşürüz. Bu adamlar bizden sürekli dinamit alıp duruyorlar. Sonunda kendileri havaya uçacaklar. Boş versene, paramızı ödesinler de gerisini aldırma. Hey Şem! Şem! İş nasıl gitti bakalım? Gayet iyi. Paranızı da getirdik. Biz yine sizden uzak duralım. Her an patlayacak haldesiniz. Hadi gösterin bakalım. Alın çocuklar işte. Bu paraların rengine bak. Anladığım kadarıyla siz yine eğlenmeye sahile gidiyorsunuz. Bu konuda şikayet duymak istemiyorum, tamam mı? Paranızı aldınız ya, daha ne? Bana bak, biz ikimiz burada barut fıçısının üstünde oturup sıkıntıdan patlıyoruz. Siz iki uyanığa gelince lüksellerde yaşayıp bol bol para harcıyorsunuz. Teması ancak burada kurabiliyoruz. Bunda bizim suçumuz nedir? Yerinizden kımıldarsanız ortaklığımız sona erer. Ama uzattınız ha. Uslu uslu otursanıza. Önümüzdeki hafta içinde büyük bir parti mal gelecek. Bekliyoruz işte. Elinizdeki mal sonuna kadar satmaya bakın. Bu Allah'ın belası yerde kutulara bekçilik etmekten bıkıp usandık artık, anladınız mı? Hadi sana, durma! Harika bir an işte! Bizim ekmek paramız mı? Tolla para kazanıyoruz. Bana da bir tane ver, hadi çabuk! Neler oluyor? Dinamitle avlanıyorlardı. Tekne bir dakikada paramparça oldu. Hadi gidelim buradan. Balıkçılara ne oldu? Nereye kayboldular hepsi? Bence bu Aquan'ın işidir. Ondan başkası olamaz. Annie,
Annie! Annie! Küfür geldi. Nehirde dinamitle avlanmak yasalara aykırıdır. Biz dinamit kullanamayız. Hepimiz eski usullerle balık avlanıyoruz. Etrafta şüphe çekecek bir şeye rastlarsanız bana hemen haber verin. Bunlar mutlaka yabancıların işidir, emin olun Şerif. Öldüren Aqua'dır. Aqua geri döndü. Çünkü onun huzurunu bozacaklar var. Yok canım, tam 50 yıldır ortalıkta görünmüyordu ki. Neden şimdi? Belki dinamit patlatanlar onu rahatsız edip uyandırmışlardır. Bu gece. Hemen gerekli töreni yapmamız gerekiyor. Onu yatırmak için. Sakın bana güvenme. Bu saçmalığa inanmıyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu soruyu burada tarih öncesi yaratıklarla yakından ilgili uzmanımıza sormalısınız. Değil mi Annie? Size benden çok bilgi verecektir. Çok teşekkür ederim Kiefer. Araştırmalarıma gerçekten inandığını biliyordum. Burada mı yatıyoruz? Hayır, yukarıda yatıyorum. Ben sürüngen uzmanıyım. Kertenkeleleri de severim. Ne oldu, neden sordun bunu? Bu hayvanları gördüm de. Onlar sadece eski sürüngen modelleridir. Bu çevrede bile yaşamışlar. Kahve? Ha, sağ ol. Hayvanımı sevmedin mi? Ben kızların kertenkelelerden çok korktuklarını zannederdim. Küçüklüğümden beri kertenkeleleri bahçemizdeki kediden korumaya çalışırdım. Şimdi de aynı şeyi yapıyorum. Peki amacın ne? Ciddi soruyorum beni. Tam 3 aydır böyle bir yerde yaşıyorsun. Hala burada ne beklediğini anlamış değilim. Yeni türler. Sanırım adımın kitaplara geçmesi çok hoşuma gidecek. İlginç bir şey bulabileceğini sanmıyorum. Timsahlar bile ayakkabıcı dükkanlarının vitrinlerini süslüyor. Eski Aqua efsanesine inanmıyorsun değil mi? Yapmayın. Bu zamanda buna inanılır mı? Nehir yaratı ha? Boş bir inanç o. Bir polis olarak sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Neymiş o? Mitlerle batıl inançlar arasındaki farkı öğrenmelisin. Yani efsaneyi ciddiye mi almalıyım ha? Bazen gerçekler efsane olur. Daha esnek düşünceli olmamı istiyorsun ha? Kusura bakma. Bir kanun adamı olarak kuşkucu olmak zorundayım ama bu konuda değil. Bilemiyorum. Bu geçmişi karanlık gezegenin insana neler göstereceği belli olmaz. Önceden bilinemeyebilir. Ehele mai yo halani ehele mai ohele mai ye ye. Yawe kala alohine Thank you.
Seninle konuşmak istiyorum. Hey! Nehirdeki olayı incelemek için mi gidiyorsun? Evet ahbap. Beni de yanına alır mısın? Kusura bakma, olmaz dostum. Çabuk ol, şuna yardım edelim. Neredesin? Motor yanacak. Şuna baksana Kiffer. Bakıyorum. Bu teneke yığınını ortadan kaldırır mısın? Bana yangın söndürücüyü getirsene. Biraz yavaş olsanıza ya. Balıklı köyüne gidiyorsun değil mi? Evet. Ben de seninle geliyorum. Hayır, gitmiyorsun. İlk önce şu arabayı buradan götüreceksin. Konuklarımın bu hurdayı seveceklerini hiç sanmıyorum. Yok canım, buraya hiçbir de gelmiyor ki bakıp da rahatsız olsunlar. Baksana etraf ne kadar boş. Önemli konuklarım var diyorum sana. Hadi gidelim Ted. Biraz fotoğraf çekelim. Lanet olsun! Ne var? Göresin! Son defa söylüyorum. Bu hurdayı arazimden çıkarmanı istiyorum derhal. Çevik tekne hazır. Arabanı burada bırakamazsın Ike. İnan ki şaka etmiyorum. Beni bekle Şerif. Kiffer! Bekle biraz lütfen. Yapma Kiffer. Daha kimse konuya el atmış değil. Beni bekler misin? Beni oraya götür yeter. Gel bakalım. Baksana, ben bu kızı hatırlıyorum. Bir derginin Ocak ayı güzeli seçilmişti, değil mi? Ne, yani, şimdi gidip imza mı isteyin? Hey Kiffer! İddiamızı hatırlıyor musun? Ünlü Novaro! Hiç unutma, çok eğlenmiştim. Hikayeyi ben yazmıştım. Kiffer Rino'da şeriflik yapıyordu. Siz bunu bilmiyordunuz, değil mi? Ama sonunda oradan tayinini istedi. Çünkü şehirde terör östüren bir manyak vardı ve Kiffer onu bir türlü yakalayamamıştı. Ben yine de hikayemi sattım tabii. İyi bir yazı dizisi olmuştu o zaman. O giydiğin şey ne iğrenç öyle. Şu yaraların haline bakın. Bu ancak Akua'nın işidir. Çocuk atladığında aşağı doğru ilerliyorlarmış. Nehrin aşağı tarafına bakacağız. Boşuna olur. Kobe'nin dediğine göre kayık sulara gömülür. Biz aşağıdan geldik ama etrafta yaratık falan görmedik. Akua hep aynı yerde durmaz ki. Nehir boyunca hareket ediyordu. Sana birkaç soru sormak zorundayım. Bana ne gördüğünü anlat. Hadi çekinmene hiç gerek yok. Gerçekten Akua'yı gördün mü? Herhalde dünyanın en çirkin yaratığıdır, öyle mi? Kobe, hiç kimseyi gördün mü? Bu adam ne istiyor? Yeter!
artık. Sen bunu tetrika romanı mı sanıyorsun? Çekil git. Gitti işte. Size öyle bir hikaye hazırlıyorum ki herkesin ağzı bir karış açık kalacak. Bir hafta süreyle gazetenin tirajının artmasını garanti ediyorum. Aquan resmini mi? Aquan resmini çekemem ki. Aquan gerçek değil çünkü. İstersen Hollywood'a telefon et de sana kardan adamın resmini göndersinler ha? Ne kadar? Hadi canım, dalga mı geçiyorsun? Bari 75 olsun ha? Sadece 75 istedim. Seni pinti namussuz seni. Hey, ne yaptın? Ben buna para kazanmaya çalışıyorum. O para benim için cep harçlığı bile değil. Sakin ol. Bu kadar kızmana gerek yoktu. Biraz konuşabilir miyiz? Sen şu çeneni tutmayı öğrensen iyi olacak. Ne? Çocuklara mal geleceğinden hiç söz etmemeli. Ne olmuş yani? Bizimkilere telefon ettim. Sonra? Bu kez ham madde gelmiyor, anladın mı? Hazır mal, çalıntı dinamit dokumları. Çocuklara ihtiyacımız yok. Müşteri bile hazır. Şaka mı ediyorsun? Yakında anlaşma kesinleşecekmiş dediler. Bill'le Shem'in bunu bilmelerini istemiyorum. Sana soru sormaya kalkarlarsa sakın ağzını açma, olur mu? O zaman o iki korkak herife ihtiyacımız olmayacak demektir artık. Evet. Artık ciddi işler yapmanın zamanı geldi. Hey, şuraya bak. Selam. İkram edecek iskemlen var mı? İstersen ön koltuk var. Rahat bir yerde kalmak ister miydin Ike? Banyo ve sıcak su. Ve temiz çarşaflar. Hatta belki de... Aklından neler geçiyor Kate? Söylesene. Seninle iş yapmak istiyorum. Dinle. Burası o kadar güzel bir yer ki insanları saçma sapan hikayelerle korkutmanın ne gereği var? Dinle beni Kate. Ben diyorum ki bu olayı panayır eğlencesine dönüştürebiliriz. Panik yerine parti yaratalım. Böylece bol para kazanırız. Biraz kafanı çalıştırırsan birlikte bu işi başarırız. Sana güvenirim. Aqua efsanesini kullanacağız. Aqua ya da her neyse. Bu yaratık bence büyük kar adamıyla tarih öncesi dinozorlar arası bir şey. İnsanlar hayal etmekten zevk alırlar. Benden iyi bilirsin. Bay Miami'yi de ayarlayacağım. Ve sonunda başarılı olursak, planım yürürse sana ömür boyu iş garanti ediyorum. Paris şirketinin halkla ilişkiler müdürlüğü senindir. Merhaba Keith. Merhaba Sam. Annie ile tanışıyor musunuz? Memnun oldum. Hoş geldiniz Bayan Annie. Nehirde ölen adam meselesi için geldik. Siz şöyle oturabilirsiniz. Bedeninde oldukça derin yaralar vardı. 10 santim boyunda kesikler de vardı. Ama hala kullanılan silahı anlamış değilim. Öldürücüymüş. Çok vahşice kullanıldığını söyleyebilirim. Bulabildiğimiz tek şey de buydu. Nedir bu? Kemik parçası olabilir. Üstü kıkırdaklarla kaplı. Bunu alıp biraz incelemen mümkün olabilir mi? Tabii. Bu çevrede kayıtlara geçen ilk cinayet olayıdır bu. Pekala, sağ ol Sam. Hazır olunca bana haber ver. Ben şimdi dönerim. Evet doktor. İyi misin ki? Cinayetlerle uğraşmaktan bıktığım için buraya gelmiştim Eni. Belki de sandığın gibi bir şey değildir.
Tamam, görünce aklım başından gidecek ve burası insanlarla dolacak. Kasandra boş yer kalmayacak. Bundan emin misin Ayk? Tabii ki eminim. İnsanların ilgisini çekmeyi bilirim. Ben bir profesyonel gazeteci, Motto mu Kate? Her şeyi kafamda planladım, tamam mı? Göndereceğin yazıyı hazırladın mı? Herkesi şok edecek diziyi ben yazmış olacağım. Başlığı da Cennetteki Canavar. Buraya gelin ve canavarı da aramıza alarak hep birlikte eğlenelim. Ne yapıyor bunlar? Gidiyorlar, haksız da sayılmaz. Biri öldürüldü diye mi yani? Çok saçma. O yaratık buna mı benziyor dersin? Bu üçüncü zamanda yaşamış olan dev bir kertenkele türüdür. 250 milyon yıl önce yaşamış. Primatlarla sürüngenler arasında evrim sürecinde fosilleri bulunamamış olan bir tür. Sürüngenlerin beyin yapıları hala tümüyle incelenmiş değil. Evet, devam et, dinliyorum. Bak, sürüngenler yeryüzünde en uzun varı olabilmiş türdür. Ondan sonra da kuş türleri gelir. Çok dirençlidirler. Timsahlar bugüne kadar yaşayabilmişlerdir. Var olan en eski tür sürüngendir. Ta dinozorlardan beri evrim geçirmemişler. Derisi de amma kalınmış. Koruyucu kabuğu yüzünden. Özellikleri neymiş peki? Sese karşı duyarlıdır ve rahatsız olur. Genellikle geceleri avlanır. Bu sadece eski bir kitap Emi. Sen de büyücü değilsin. Peki Kiefer. Bana şu sandalı bulmakta yardım eder misin? Nerede aramamız gerekir? Cobb'in anlattığı gibi. Nehrin yukarı kısmında göle yakın olmalı. Hı. Tamam. Pekala, teşekkürler. İş oldu Bill. Mağlar yola çıkmış geliyormuş. Birkaç güne kadar burada olur. Mükemmel. Hadi gidelim. Tamam. Çekin arabanızı.
Neyin var senin? Burada beklemekten sıkıldım. Ben köye kadar gideceğim. Elimdeki malı satmanın çaresine bakacağım. Gelirken birkaç şişe de bira getir, olur mu? Tamam. Derhal yerine dönmeni istiyorum. Emredersiniz. Bak, sana son defa söylüyorum. Bir daha sakın buraya gelme. Birlikte görünmemiz hiç doğru değil. Malımızı bir an önce satmak zorundayız. Kate'le ciddi konuşmamız gerek. Ona ne anlatacaksın? Pek bilemiyorum. Kate! İşte yayın programını hazırladım. Ben de çok ilgi çekici bir dil kullanmayı başardım. Başlığı Cennetteki Canavar diye attıktan sonra çevre güzellikleri ve ek olarak sürprizlerden söz ettim. Sana en iyi tanıştırayım. Memnun oldum beni. Ben de öyle. Aqua canavarı hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl? Şu Aqua adlı yaratığın gerçekten var olduğunu mu iddia ediyorsun? Ne kadar komik. Bu çok saçma bir şey olamaz. Eğer gerçekten inansaydım bu tehlikeli bölgeye para yatırmayı göze alabilir miydim? Aslında mesele şu. Belki bu iş halledilene kadar çevreye kimseyi sokmamak iyi olur. Kimseyi sokmamak ha? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Öbür gün buraya çok büyük bir tur geliyor. Onlara hazırlanıyoruz. Ike, konuklarımıza kapıyı gösterir misin lütfen? Sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Belki de Kate haklıdır. Olayı biz büyütüyoruz. Dinle. Hala elimizde yeterli delil bulunmuyor ha? Desene ben tek başınayım. Öyle olsun. Bana kalırsa yaratık göl civarında yaşıyor. Sahilde kamp kurmayı düşünüyorum. Eğer onu görebilirsem canlı yakalayabilirim. Deneyeceğim. Benden ne yapmamı istiyorsun? Böyle oturmamı mı? Bana söz verdiğin kokain nerede ha? Hepsini sen bitirdin. Hadi bir an iç. Ben bu birayı sevmiyorum. Rengi yeşil. Şuna baksana, ben yeşil bira içmem ki. Bana Tom Collins getirir misiniz lütfen? Gel bayan. Hadi iç şu birayı. Boyalı su istemiyorum Ted. Sert bir şey içmeliyim. Çevremde insan istiyorum. Konuşan maymunlardan bıktım. Beni Hilo'ya götürsene Ted. Mümkün değil. Orası çok uzak. Arabayı ben sürerim. Affedersiniz. Uçmak için toz istediğinizi duydum az önce. Yoksa sizde var mı? Hem de tonlarca. Size inanmamı mı bekliyorsunuz? Hiç yalancıya benziyor muyum ben? Hadi gel. Takip et. Memnuniyetle. Kız nereye gitti? Namura. Hadi az kaldı. Geliyorum. Dikkat et. Yol berbattır çünkü. Beni ne biçim yerlere getirdin böyle? Yürüyemiyorum. Topuklarım çok yüksek. Neredeyse ayağımı burkuyordum. Halime bak. Sen sonunda elde edeceğin şeyi düşün. Buna değmez mi? Evet, değer. Gel hadi. Heh, oldu işte. Geldik burası. Sana malı göstereyim. Bak işte. Hemen şuracıkta. Dikkat. Görüyorum. Ne güzel değil mi? Harika.
Sen bir meleksin, gözlerime inanamıyorum. Hadi kendine bak. Tamam. Çadırda kim var biliyor musun? Hani şu resmini çektiren kız? Ya onu buraya nasıl getirsin ha? Neden rahatsız olduğunu anlamadım. Çevrede biri yüzüyormuş gibi sesler duyuyorum sürekli. Hey! Gelsene! Hadi gelsene! Hadi birlikte gezelim. Tabii. Şen, gel buraya. Ne var? Şurada bir şey görüyor musun? Çabuk git kızı uzaklaştır. Kız gitmiş Şem. Ne? Giderken malı da almış. Lanet olsun. Anlaşılan imalathaneymiş burası. Sizce nasıl olmuş? Hele bir yüzlerini görelim de. Hey köfür! Burada bir sandal var. Hemen sahibini bulun onun. Geldiniz. Otel kayıtları ileriki masada yapılmaktadır. Kabinler sol tarafta, yemek salonu ise sağ tarafta ve sahilimiz ise tam karşınızda. Sakın unutmayın, yarın ilk iş olarak canavar yumurtası toplama işine koyulacağız. Hep birlikte. Kazanan cennette bedava tatil yapacak. Dinle Kate, burada iki cinayet işlendiğini duydum. Mesele nedir? Boşuna endişelenme, önemli bir şey yok. İşin aslını anlatsana. İnan bana, hem bu haberler oynayacağımız oyunu bir kat daha heyecanlandırır. Kulübenin havaya uçması işleri berbat etti. Her şeyi yeniden başlamak zorunda kalacağız. İyi ki o sırada biz de orada değildik. Burada neler oluyor? Burası harika bir yer, neden daha önce hiç adını duymamışım? Merhaba, adım Nina. Ben de Ike. Muz ister misin? Sağ ol. Malı teslim edecekleri yer burası. Şimdi ise adım atacak yer kalmamış görünüşe göre. Ama önemli değil. Kalabalıkta daha göze batarız, gel.
Bana önceden haber vermeliydin. Cinayetlerin araştırmasını henüz bitirmediğimi biliyorsun. Bu kadar insanın sorumluluğunu göz ardı edemezsin. İşinden ayrılmayı göze alıyor musun ki? Öyleyse bunlara da göz kulak ol. Çünkü bu insanları korumak için para alıyoruz herhalde. Hah, bir şey daha var. Buraya birini göndersen iyi olur. Çevreyi kolaçan eder. Konuklarımın güvenliği için. Ne işin var senin? Ben de sana aynı şeyi soracaktım. Bazen gerçek bir polise benziyoruz. Bugün gölde ne arayıp duruyordun Emi? Herhangi bir şeyi. Bari aradığını bulabildin mi? Yaşayan bir yaratıkla karşı karşıyasın ki. Peki. Peki. Diyelim ki şu yaratık canlı olsun. Üreme işi ne olacak? Üreme işi mi? Evet, üreme işi. İnsanlardaki gibidir. Şaka etmiyorum. Ben de etmiyorum. Bir dişe ihtiyacı vardır. Öyleyse garip bir yumurta görürsek hemen imha etmemiz gerekecek, öyle değil mi? Üreyebilmek için dişi ve erkek gerekir, değil mi? Oldum olası bir kovboyla öpüşmeyi düşlemişimdir. Hey, şu sesi duydun mu? Şunlara baksana. Gözleri yuvalarından fırladı. Sen alçak herifin birisin Ay. Yok canım. Sen özlediğin biriysen burada benim suçum ne ha? Hadi gidip bir içki içelim. Baş başa kaldık. Gel bakalım. Hadi gel. Hadi. Gidiyoruz. Sık ötüyordun, tamam mı? Ne oldu? Ne var? Sandalı mı bilirim ha? Şu Aykın yaptığını gördün mü? Evet, durumun ciddiyetini bilmiyor ki. Parasını verdiğim için yemek zorundayım. Aslında parasını ben vermedim ama... Serseri. Bu iş olmuyor. Artık çalışamıyorum. Ne? Kendimi öyle bitkin hissediyorum ki... her tarafım çürümüş gibi. Dayanamıyorum. Dinle beni Bilet. Bu işi bitirmek zorundayız. Bana da baskı yapılıyor biliyorsun. Bu kadar çok para harcamış olduğumuz halde... hala adama somut bir şeyler gönderemedik. Yarın tekneyle çıkmaya ne dersin? Yani gölde gezmeye mi gideceğiz? Ve nefis resimler çekeceğiz ha? Aha, belki biraz eğleniriz. Bol güneş banyosu yaparız. Ama kafayı bulmak yok, tamam mı? Önce çalışmamız gerekiyor. Hadi canım yapma. Birazcık bulsak ne olur? Yavaş ol yoksa kayıp devrilecek ha. (Gülüyor)
Aman Allah'ım. Dün gece biri öldü. Konuklardan biri de kayıp. Artık işin ciddi olduğunu inanman gerekiyor. Hipodromda konuşmuyoruz. Rica ederim Bay Şerif. Dün gece gölde bir şeyler oldu galiba. Neymiş anlayabildiniz? Sadece bir kazaydı. Şimdi izninizle. İkisi de mi kazaydı? Evet, kayığın devrilmesi sık rastlanan bir şeydir. Düşüp boğulmuşlardır. Bu yüzden konuklarımı korkutmayı doğru bulmuyorum. Buna gerek yok. Beni dikkatle dinlemeni istiyorum Kate. Ölüm tehlikesi sebebiyle burayı kapatıyorum. Buraya emir gerekiyor Keith. Biz burada gerçek ölüm tehlikesini konuşuyoruz Kate. Burada tehlike falan yok ki. Bütün cinayetlerin bir hayvanın işi olduğundan eminim. Aman Allah'ım, bu kadını dinlemek zorunda mıyım şimdi? Gölde bir manyak var zannediyorum ve bu kişi her kimse şimdiye sana kadar... Sana söylediğim gibi Keeper, eğer yanılmıyorsan bu yaratık göl dışına da çıkabilir. Karada yarım saat, hatta daha fazla kalması mümkündür. O zaman belki bir romaka dahil telefon bile edebilir ailesine. Keşke bunu ben de görebilsem. Dinle Kate, gerçekleri kabul etmek zorundasın. Gerçekleri kabul ederim. Ama aklımın yatmadığı efsanelere inanmamı bekleyemezsin. Şu anda işlerim canlandı. Buraya aldığımdan bu yana ilk kez oluyor bu. Her şeyi bozmanıza izin veremem, anlamıyor musun? Keeper, gölü kapamak zorundasın. Başka çaresi yok. İnsanları buradan uzaklaştırmalısın. Bu kadın burada resmi görevli olarak mı bulunuyor? Sizi bir daha görmek istemiyorum. Hiçbir işe yaramadı. Yaratık konusunun gerçek olduğunu iddia edersen tabii ki hiçbir işe yaramaz. Daha ne bekliyorsun? Kaç kişi öldürülmeli? Senin ortalıkta bir sapık dolaşıyor teorine gelince bunda asla astarı yok. Yine de biraz soğukkanlı davransak iyi olacak. Bak, bundan sonraki olayda inşallah tam zamanında gerekli olan yerde bulunurum. İşte buna soğukkanlılık derler, haklısın. Şunları gördün mü? Evet. Araştır onları. Evet sayın konuklar, şimdi beni dinleyin. Beni dinleyin. Dün gece bizim büyük canavar, yani Aqua, göl diplerinin korkunç yaratığı sahile birkaç yumurta bıraktı. Sahi mi? Göreviniz onları bulup toplamaktır. Ancak şuna dikkat edin. Hanginiz asıl büyük kan bu Aqua yumurtasını bulursa bedava tatil kazanacaktır. Hey! Yumurtası neye benziyor? Onu bulduğunuz zaman hemen anlayacaksınız, inanın. Lütfen dikkatli olun. Aqua oyuncaklarını elinin alanlardan hiç hoşlanmaz, onları yer. Gözünüzü dört açın. Yumurtası akla gelen her yerde olabilir. Hadi aramaya başlayabilirsiniz. Dikkat edin, totemleri korkutacaksınız. Şimdi biraz içki ve yemek molası verelim. Masalara buyurun. Kusura bakmayın, bu da bir yerli şakasıydı size. Eyvah! Aqua geldi! Sizden intikam alacak! Dikkat edin! Çocuklarını korumak istiyor! Hey, yumurtayı buldum, buldum. Evet, buldunuz. Böylece can böldüğünde siz kazanmış oldunuz. Sayın bayanlar, baylar, ödülümüzü kazanan kişi belli olmuştur. Sahilde neler oluyor böyle? Boş ver sahilde, konsantre olmaya çalış. Biraz gülümse bakayım. Şöyle çeksen olur mu? Çok yoruldum. İyi bir şeyler istiyorum. Film teklifi gibi. Bu elimdeki iş bitmedikçe teklif alamayız. Beni bir dizide oynatmayı kabul edecekler mi? Elbette, elbette.
Güneşte piştin. Hiç, sadece film değiştirmem gerekiyor da. İstediğiniz raporlar geldi efendim. Sağ ol. Birinin adı Speed'miş. Asıl adı Steven Sheldon'mış efendim. Diğerinin ise Tom Hurt. Honolulu'dan gelen bilgiye göre efendim her ikisi de sabıkalıymış. Patlayıcı madde uzmanıymışlar. Ve iki kez içeri girmişler. Eyalet polisi bilgiyi doğruladı. Hadi gidip onlarla ilgilenelim. Büyük bir mutluluk duyduğumu itiraf etmeliyim. Çünkü elimdeki çeki yarışmamızı kazanan şanslı konuğumuza sunmakla şeref duyuyorum. Anladığıma göre bu armağana gerçekten ihtiyacınız varmış. Çok yorulmuşsunuz, buyurun. İşte burada. Güzel. Ne diyorsun Speed? Mal tamam. Thank you.
şuradan geldi. Silah sesiydi. Evet, silah sesi. Aç beni tarafından. Evet, şuradan geldi. Hadi kalk, koru arkadaşlar, koşun. Beni de bekle. Hey, nereye gidiyoruz? Kapalı bir yere canım. Kalıp seyretsek olmaz mı, ne olur? Bu mümkün değil. Size dokunmazsanız biz de ona dokunmayız. Bırakın beni diyorum size. Bana versen ilerlerim. Yavaşça ilerleyin. Canım. Hadi gidiyoruz. Hadi. Kelime etme. Kusura bakma Kate, kapatmak zorundasın. Tam da işlerim yoluna girerken. Lanet olsun Kiefer. Senin görevin bu yaratığı bir an önce öldürmekti. Kovboyculuk oynamak değil. Burayı aşmam ne kadar zaman alır, bari onu söyle. Göldeki yaratığı yok eder etme. Ya ama ne kadar sürecek? Sana kesin bir süre veremem Kate. Söylediklerine göre birkaç günden önce güvenlik güçleri buraya gelemezlermiş. Benim o kadar zamanım yok ki. Her saniye zarara giriyorum. Ne yapılacaksa hemen şimdi yapılmalı. Kiyonun şerefi sen değil misin Kiefer? Ama Süpermen değilim. Burayı kaybetmek istemiyorum, anlıyor musun? Elimden geleni yapıyorum. Aramaya çıkacak mısınız? Bu gece. Beni de yanınıza alın. Kusura bakma, olmaz yani.
Dinle. Hem ışığa hem de sese duyarlıdır. Ancak kışkırtılmadıkça kimseye zarar vermez. Mümkünse onu öldürmeyin. 3 doz uyuşturucu koydum. Sana kesin söz veremem Eli. Tamam Kevhar. Manyakları ve canavarları nasıl yumuşak davrandığını bilirim. Alınma şaka etti. Sizce bu işe yarayacak mı Şerif? Bilmiyorum, sen ateşe devam edeceksin. Dün gece birkaç yerinden yaralandı. Belki de şu anda evinde dinleniyordur. Yanılıyorsun, yanımıza gelecektir. İşte orada! Üstümüze geliyor. Baksana şuna. Gidelim. Gidelim buradan. Alo. Alo, yaratığın ucumuna uğradım. Alo. Yaratığın ucumuna uğradım. Bizi kovalıyor. Peşimizde acele yardım gönderin. Yardım gönderin. Thank you.
Yine öldüremediniz değil mi? Sen hiçbir şey başaramaz mısın? Seni beceriksiz polis. Konuşacak halde değilim Kate. Şimdi nereye gidiyorsun? İzninle eve gitmek istiyorum. Helikopter yaklaşıyor. Şu anda görüş alanımıza girdi. Daireler çiziyor. Biraz da sen uç bakalım. Biz geri çekiliyoruz ama her ihtimali karşı size bir grup asker bırakacağım. Ancak yine de patlamada öldüğüne eminim. Öyleyse neden suyun üstüne çıkmadı dersin? Çünkü paramparça olduğu da ondan. Her şey yolunda mı çocuklar? Nöbet nasıl gidiyor? Evet Çemen'im, iyi. Bir şey var mı? Her yer sakin, çıt bile çıkmıyor. Ondan kurtulduğumuza eminim. Dolayısıyla adamların burada kalmalarına gerek yok. Sabah erkenden geri döneceğiz. Sağ ol. Johnson, Smith, Charlie, toparlanın. Gün doğarken yola çıkacağız.
Biraz kahve ister misin? Sabah erkenden kahvaltı edip çadırları toplarsınız. Her şeyi kapatın! Kudurmuş gibi bir hali var. Onu nasıl yok edeceğiz? Burada kalıp dövüşeceğiz. Herkes silahını alsın. Çabuk toplanıp bu yere gelin.
güneşte olduğuna göre biz avantajlı duruma geçtik. Yukarıda ne var? Orası mağara. İşte orası sığınağı olmalı. Thank you.
iş de burada bitti galiba. Kertenkelenin kuyruğunu çekmemeli.